sen? Bir varmış, bir yokmuş. Çok güzel bir yaz gününde sıcaktan bunalan Pamuk Prenses sarayın bahçesinde limonatasını yudumluyormuş. Of! Güneş de iyice yakmaya başladı. Prenses biraz da olsa serinlemenin bir yolunu düşünmüş. Böyle güzel bir günde eve de girmek istemiyormuş. Buldum! Koşarak saraya gitmiş. Çıktığında üzerinde mayosu varmış. Havuz gülü! Pamuk Prenses heyecanla havuza doğru koşmaya başlamış. Ama karşısına hiç beklemediği biri çıkınca mecburen durmuş. Merhaba Pamuk Prenses. Merhaba Karlar Kraliçesi. Sen de mi havuza gidiyorsun? Hayır, ben iş arıyorum. İş mi? Evet, yaz gelince kar yağdıramadığım için çok sıkılıyorum. Bir iş bulursam sıkıntım geçer. O zaman sana bol şanslar. Aslında bana yardımcı olabilir misin diye sormaya gelmiştim. Tabii, ama nasıl? Bilmiyorum, aklıma bir türlü ne iş yapabileceğim gelmiyor. Biraz düşünelim. Mutlaka çiftlikte yapabileceğim bir iş vardır. Gel gidip bakalım. Pamuk Prenses giyinip Karlar Kraliçesi ile birlikte yola koyulmuş. Çiftliğe giderlerken bir su birikintisinde serinlemeye çalışan minik kuşları görmüşler. Ay canlarım benim. Hava çok sıcak. Baksana havuza girmişler. Hey! Suyu onlar için serinletebilirim. Karlar Kraliçesi soğuk nefesiyle üflemiş. Ay! Kuşlar bir anda buz tutmuş. Bu biraz fazla oldu sanki. Evet, fazla oldu. Kuşları serinletme işi bana göre değil. Evet, sana başka bir iş bakmalıyız. Pamuk Prenses kuşları tekrar havuza koymuş ve çiftliğe doğru yürümeye devam etmişler. Hangi rüzgar attı sizi buraya? Çiftlikte hayalci ile karşılaşmışlar. Merhaba hayalci, ne yapıyorsunuz? Bu yaz heykel dersleri almaya başladım. Kilden heykel yapıyorum. Ben de çok güzel heykel yaparım. Öyle mi? Evet, genellikle buzdan heykeller yaparım. O zaman gelin bir de kilden heykel yapmayı deneyin. Karlar Kraliçesi ve hayalci birlikte heykel yapmaya başlamışlar. Uğraşmışlar, uğraşmışlar, uğraşmışlar. Ay bu çok güzel olmuş hayalci. Teşekkür ederim Pamuk Prenses. Karlar Kraliçesi, senin heykelin de çok ilginç olmuş. Sanırım heykel işi de bana göre değil, değil mi? Bence sen buzdan heykel yapmaya devam et. Şimdilik kilden heykel yapmak pek sana göre değil gibi görünüyor. Ama buzdan heykel yapabilmek için kışı beklemeliyim. Hadi, eminim sana daha uygun bir iş bulabiliriz. Buz pistine ne dersin? Sence severler mi? Sevebilirler ama yine de havuzu veya denizi tercih edeceklerdir. Peki ya, kardan adam yapma etkinliği düzenlesem? Kardan adamlar erimez mi? Kumdan kalelere ne dersin? Doğru. Buldum. Sen her zaman kar yağdırabiliyorsun. Partilerde konfeti saçmaya ne dersin? Eğlenceli olabilir. Deneyelim.
Hadi bakalım, şimdi bir tutam konfeti yağdır. Kraliçe elini sallamış. Pamuk Prenses'in üzerinde çok güzel bir bulut belirmiş. Birbirinden güzel şekillerde kar yapmaya başlamış. Ay, bu da olmadı. Ama hava o kadar sıcakmış ki karlar düşmeden eriyip su oluyor, yağmura dönüşüyorlarmış. Evet, işe yaramadı. Maalesef. Gel, şurada bir şeyler içelim. Eminim aklımıza iyi bir fikir gelir. Pamuk Prenses ve Karlar Kraliçesi ağırın yanındaki banka oturmuşlar. Ceylan onlara birer bardak süt ikram etmiş. Süt de ılıkmış. Keşke biraz soğuk olsaydı. Ver bana soğutayım. Karlar Kraliçesi üflemiş. Süt bir anda donuvermiş. Bak, ne yaptın? Bu da mı olmadı? Yoo, çok güzel oldu. Artık sana bir iş bulduk. Hem de dünyanın en keyifli işi. Süt soğutmak mı? Hayır, hayır. Gel. Pamuk Prenses ve Karlar Kraliçesi havuzun yanında bir stand kurmuşlar. Yanlarında süt ve çeşitli meyveler varmış. Hala ne yapacağımızı anlamadım. Bak şimdi, buna biraz vişne, buna da limon, buna da çilek. Buna şeftali, şuna da kayısı. Buna da biraz kakao ekleyelim. İşte hazır. Şimdi bunları soğutman gerekiyor. Karlar Kraliçesi var gücüyle üflemiş. Kovalar bir anda donuvermiş. Artık satmaya başlayabiliriz. Dondurma! Dondurma! Leziz dondurmalar sizleri bekliyor. Pamuk Prenses harikasın. Canım arkadaşım benim. Karlar Kraliçesi'nin dondurmaları. Bir varmış, bir yokmuş. Bir gün Pamuk Prenses, Rapunzel'in kulesinin altında ona seslenmekteymiş. Rapunzel! Rapunzel! Pamuk Prenses ne kadar bağırırsa bağırsın, Rapunzel onu duymuyormuş. Aa, Rapunzel nerede acaba? Neden cevap vermiyor? Pamuk Prenses halatı sallamış, sallamış. Oluyor. Az kaldı. Pamuk Prenses sonunda kuleye tırmanabilmiş. Rapunzel! Ah, Pamuk Prenses, burada ne işin var? Aşağıdan sana seslendim ama duymadın. Kusura bakma. Hayırdır? Canın mı sıkkın? Evet, biraz. Neden? Bugün evimde bir parti düzenledim. Aa, ne güzel! Beni çağırsaydın ben de gelirdim. Çağırdım zaten. Herkesi çağırdım ama kimse gelmedi. Gelmedi mi? Neden? Sanırım kimse benimle arkadaş olmak istemiyor. Olur mu hiç öyle şey? Belki de meşgullerdir. Değiller. Belki biraz daha beklersek gelirler. Gelmeyecekler. Üzülme ama böyle. O kadar uzun zamandır bu kuledeydim ki insanlarla nasıl arkadaş olunur bilmiyorum. Hayır, sen çok eğlencelisin. Düşüncelisin, naziksin. Herkes seni çok seviyor. Ama gelmediler değil mi? Nasıl arkadaş olunur bilsem gelirlerdi. Sen zaten iyi bir arkadaşsın ama İstersen daha iyi bir arkadaş nasıl olunur sana öğretebilirim. Gerçekten mi?
Tabii ki. Hadi gel, çiftliğe gidelim. İki prenses çiftliğe doğru yola koyulmuşlar. Yolda uçuşan böcekleri, kelebekleri ve kuşları görmüşler. Hadi. Hadi ne? Selam ver onlara. Onları tanımıyorum ki. İşte tanışmış olursun. Öyle mi diyorsun? Merhaba kelebekler. Merhaba kuşlar. Merhaba böcekler. Bir anda kuşlar, kelebekler ve böcekler Rapunzel'in etrafında uçuşmaya başlamışlar. Ne kadar sevgi dolular. Umarım çok güzel bir gün geçirirsiniz. Hadi devam edelim. Ama çok eğleniyorduk. Hadi hadi. Sonunda prensesler çiftliğe varmış. Fil ağlıyor. En iyisi onu hiç rahatsız etmeyelim. Olmaz. O bizim arkadaşımız. Sorunun ne olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Ama yalnız kalmak istiyor gibi görünüyor. Eğer öyleyse onu yalnız bırakırız. Hadi git sor neyi varmış. Merhaba Fil. Merhaba Rapunzel. Neyin var? Seni bu kadar üzen şey nedir? Topum ağaca kaçtı. Bunun için mi ağlıyorsun? Öyle deme Rapunzel. Demek ki topunu çok seviyormuş. Evet, çok seviyorum. Bak, ne kadar da önemsiyor. O zaman izin ver de sana yardım edeyim. Nasıl? Rapunzel saçını halat gibi sallamış, sallamış ve sonunda top aşağı düşmüş. İşte topun. Artık üzülmene gerek yok. Teşekkür ederim Rapunzel. Biz arkadaşız değil mi? Tabii ki arkadaşız. Duydun mu? Arkadaşmışız. Tabii ki. Hadi devam edelim. Merhaba sporcu. Merhaba prensesler. Harika bir anda geldiniz. Tam yeni bir rekor denemesi yapacaktım. Hadi Rapunzel. Hadi mi? Sporcuya yaptığı şeyle ilgili sorular sor. Onu ne mutlu ediyor öğren. Hangi rekoru kırmayı deneyeceksin sporcu? Koşu rekoru. Eski rekorum 9,5 saniye. Şimdi ise hedefim 9 saniye. Eminim başarabilirsin. Sana güveniyoruz. Evet, sana güveniyoruz. Canım arkadaşlarım, teşekkür ederim. Hadi siz kronometreyi tutun. Sporcu başlangıç çizgisinde yerini almış. 3 2 1. Sporcu hızla koşmaya başlamış. Hadi sporcu yapabilirsin. Hadi göster kendini. Yaşasın. Başardı. Başardım. Sporcu sevinçle prenseslere sarılmış. Bu anı sizlerle paylaştığım için çok mutluyum. Canım arkadaşlarım. Hey, neyi kutluyoruz? Sporcu yeni bir rekor kırdı. Harikasın sporcu. Sporcu, bir şey soracağım. Koşacağın için mi partime gelmedin? Ne partisi? Evimde parti düzenleyecektim. Sana da davetiye göndermiştim. Bana davetiye gelmedi. Aslında biliyor musun? Bana da gelmedi. Bana da. Ama nasıl? Ben herkese davetiye göndermiştim. Anlaşılan bir karışıklık olmuş. Yani haberiniz olsa gelir miydiniz? Tabii ki gelirdik. Hatta hadi şimdi gidelim. Hem rekorumuzu da kutlarız. Ben de topuma kavuşmamı kutlarım. Senin harika bir arkadaş olmanı da kutlarız. Hepsi birlikte kuleye gitmişler. Ama bir de ne görsünler? Kurt içeride gönlünce parti yapıyor.
Merhaba. Kemküm. Kurt, o elindekiler davetiyeler mi? Ben... Yani kimseye vermezsem birlikte bir parti yapabiliriz diye düşündüm. Böylelikle her şey ikimize kalır. Ah kurt, ah kurt, ah! Bari kekin hepsini yeme de biz de yiyelim. Obur kurt!